Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi felsefe dersi 10. sınıf 2. dönem 2. yazılısını birlikte çözeceğiz. Yazılının PDF'i açıklama kısmında mevcut. Oradan indirerek önce kendiniz çözer, daha sonra videodan takip ederseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Evet, yazılımızın çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuza bakalım. Denetimli gözleme ve gözlem sonuçlarına dayanan, mantıklı düşünme yolunu izleyerek olguları açıklama gücü taşıyan genellemeler bulma, bunları sistemli bir şekilde doğrulama yetkinliğine ne ad verilir diye sormuş. Gözlem ve genellemelerden bahsettiğine göre, sistemli bilgiler bütünü dediğine göre bilim olacak. Sanat, güzeli konu edinen alandır. Din, Tanrı'nın varlığını sorgulayan kuralları dile getiren alandır. Bilgi, suje ile obje arasında kurulan bağ sonucunda elde edilen üründür. Metafizik ise doğa ötesi dediğimiz konuları ele alan, Tanrı, varlık, ölümsüzlük gibi konuları ele alan disiplindir. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin soruları içinde yer almaz? Bilim nedir? Bilimsel yaklaşım nedir? Bilimsel yöntem nedir? Bilimsel çalışmalarda hangi etik kurallara uyulmalıdır? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir? Şeklinde seçeneklerimiz var. Buraya baktığımızda bir tanesi ahlak felsefesiyle ilgili. O da etik kurallara uyulmalıdır diyor. Bilimsel çalışmalarda hangi etik kurallara uyulmalıdır? Ahlak felsefesinin konusu. Diğerleri bilimsel yaklaşım, bilim insanının tavrını konu edinir. Bilimsel yöntem, kullanılması gereken teknikleri, metotları irdeler. Bilimsel düşüncenin işlevi nedir dediğimizde, bilimsel düşünce hangi amaçla yapılıyor, hangi alanlarda kullanılmalı, bunları temel almaktadır. Bu yüzden arkadaşlar D şıkkı doğru cevabımız. Üçüncü sorumuza gelelim. Bilimin olay ve olguları ön yargılardan arınmış, tarafsız olarak ele alması, bilim insanının kendi duygu ve düşüncelerini katmaması hangi bilimsel özelliği ifade etmektedir diye sorulmuş. Evrensellik, bilginin bütün dünyaya hitap etmesi, bütün insanlığa hitap etmesi anlamına gelir. Olgusallık, gözlenebilir olması anlamına gelir. Objektiflik, tarafsızlık anlamına gelir. Yani olanı olduğu gibi ifade etmek, kendi görüşlerini katmamak demektir. Bu yüzden C şıkkı doğru cevaptır. Mantıksallık, akla uygunluk anlamına geliyor. Öngörülülük, gelecekle ilgili tahminlerde bulunma, eldeki bilgileri bunun için kullanma anlamına gelmektedir. Dördüncü sorumuz. Yunanca arete sözcüğüne dayanan, insanın ahlaken iyi davranışlara yönelmeyi seçmesi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir demiş. İyi, kişinin kendisine ve çevresine yarar sağlayan davranışlarıdır. Özgürlük, bireyin baskı altında kalmadan dilediği gibi hareket edebilmesidir. Vicdan, bireyin yaptığı eylemlerin sonucunu üstlenmesidir. Erdem ise ahlaken iyiye yönelmektir. Bu yüzden D şıkkı doğru cevabımız. Sorumluluk, bireyin yaptığı eylemlerin sonucunu üstlenmesidir. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi evrensel ahlak yasasını reddeden görüşlerden biri değildir diye sorulmuş. Hedonizm evrensel ahlak yasasını reddeder çünkü hazcılık demektir. İnsana haz veren şey iyi, zarar veren, acı veren şey kötüdür. O halde insanların ortak bir noktada uzlaşması beklenemez. Egoizm bencillik ahlakıdır. Bireyin çıkarına uygun olan şey iyidir. Benim çıkarıma uygun olan başka insanların çıkarına uygun olmayacağına göre bu da reddediyor. Anarşizm başta devlet olmak üzere bütün kurum ve kuralları reddeden öğretidir. O halde o da reddediyor. Pragmatizm yararcılık, kişinin kendisine faydalı olan eylemlerin doğru olduğunu, iyi olduğunu ifade eder. Bu yüzden burada da bireysel bir fayda karşımıza çıktığı için onu da kabul edemeyiz. Entüisyonizm sezgicilik demektir. Bu doğru cevabımız. Bergson'un ifade ettiği entüisyonizm, kişinin kendi sezgisine uyması gerektiğini, birey eğer kendi sezgisine uyarsa bütün insanlar için iyi olanı yapmış olacağını ifade eder. Bu yüzden evrensel ahlak yasasını kabul ettiği için doğru cevabımız E şıkkıdır. Altıncı sorumuza bakalım. Ahlaki eylemleri yaparken kişinin niyetinin önemli olduğunu, niyetin iyi isteme yani bir şeyi ödev olduğu için yapmak olduğunu savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
Bergson tamamen sezgi kavramını ele almış. O yüzden o değil. Kant ödev ahlakının üzerinde gerçekten önemli durmuştur. Ödev ahlakı deyince aklımıza gelen kişi de Kant'tır. Bu yüzden bunu işaretleyebiliriz. Nietzsche zaten hiççiliği savunmakta, her şeyi reddetmekte, bugün var olan ahlak kurallarını da reddetmekte. Bentham fayda ahlakını savunur, Mill de yine yararcılık fayda ahlakını savunmaktadır. Bu yüzden ödev kavramı Kant'ta karşımıza çıkar. Yedinci sorumuza bakalım. Tanrı'nın varlığını kabul eden inançların genel adı olan Tanrı'nın öncesiz, sonrasız ve güçlü bir yapıda olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A. Teizm, bizim ilahi dinlerde de gördüğümüz güçlü Tanrı anlayışını kabul eden yaklaşım. Bu yüzden A şıkkı doğru cevap. Deizm, akıl dini olarak da ifade edilir. Tanrı'yı kabul eder ancak Tanrı'nın koyduğu kuralları yani gönderdiği dinleri reddeden yaklaşımdır. Agnostisizm, bilinemezcilik. Tanrı var mıdır yok mudur bilemem şeklinde bir görüş dile getirir. Panteizm Tanrı ile doğayı özdeş sayan yaklaşımdır. Bu yüzden güçlü bir Tanrı anlayışı yoktur. Tanrı evreni yaratırken kendini tüketmiş doğada var olmuştur. Ateizm zaten Tanrı yoktur diyen bir görüştü. Bu yüzden A şıkkı teizm doğru cevabımız. Sekizinci sorumuza bakalım. Varlığı, bilgiyi, hiçbir değeri ve kuralı kabul etmeyen, ideal bir toplum olamayacağı görüşünü savunan akım aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir değeri kabul etmiyor, varlığı, bilgiyi reddediyor. Demek ki hiççilik olarak adlandırdığımız nihilizm arkadaşlar. Nihilizm hiççilik demektir. Doğru cevabımız da D şıkkıdır. Sosyalizm eşitliği temel alan yaklaşımdır. Her zaman insanların eşit olması gerektiğini ifade eder. Eşitliğin olduğu bir toplumda da düzenin sağlanabileceğini, huzurun sağlanabileceğini ifade etmektedir. Liberalizm özgürlüğü temel alan yaklaşımdır. O da ideal bir toplum olabileceğini savunmaktadır. Adalet temel alan yaklaşım, sosyal hukuk devleti olarak da gördüğümüz, bugün birçok ülkede, gelişmiş ülkede karşımıza çıkan bir yaklaşım ifade etmekte, ideal düzeni kabul eder. Sofizm, ideal bir düzeni reddeder ama görelilik demektir. Yani bilginin kişiden kişiye değiştiğini ifade ettiği için ideal bir toplum olamayacağını o da söylemekte. Burada bütün paragrafa baktığımızda tam olarak ifade eden kavram nihilizm olmaktadır. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yurttaşlık hakları yani siyasi haklardan değildir diye sorulmuş. Vatandaşlık hakkı siyasi bir haktır arkadaşlar. Yerleşme, dolaşma, yurt dışına çıkma hakkı siyasi haklardandır. Yaşama, vücut dokunulmazlığı hakkı bu siyasi bir hak değildir. Bu bizim doğuştan getirdiğimiz en temel haktır. Bu yüzden temel haklar arasında yer almaktadır. D şıkkı devlet yönetimine oyla ve siyasi makamlara gelerek katılma hakkı yani seçme ve seçilme hakkını ifade ediyor. Bu da tabii ki siyasi hak. Dilekçe hakkı da siyasi haklar arasında yer almaktadır. 10. sorumuza bakalım. İktidarı elinde bulunduran kişi ya da grupların toplumu idare etmesine ne ad verilir diye sorulmuş. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar meşruiyet ne demektir? Yasaya uygunluk demektir. Hak, hukukun bireye tanıdığı yetkiler anlamına gelir. İktidar, halkı yönetme gücüne sahip kişi ya da grup anlamına gelmektedir. Bürokrasi, memurlar topluluğu anlamına gelir. Bu yüzden bizim doğru cevabımız yönetim olarak karşımıza çıkmakta. 11. soruya geldiğimizde iktidarın kaynağını toplumsal sözleşmeye dayandıran, toplumda bireylerin bir arada yaşama isteği içinde olduklarını savunan John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau gibi düşünürlere göre iktidarın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Toplumsal sözleşme kavramı insanların ortak bir karar vermesiyle devleti oluşturmalarını ifade eder. Bu yüzden ortak irade doğru cevabımız. Korunma ihtiyacı daha çok Platon ve Aristo'da gördüğümüz doğal halde yaşayan insanların bir temel ihtiyacı olarak ve devletin ortaya çıkmasını sağlayan bir güç olarak ifade edilmişti. Tanrı iradesi özellikle orta çağda ortaya konulan bir düşünceydi. Yöneticilerin yetkilerini Tanrı'dan aldıklarına inanılırdı. Bu yüzden eleştirilemezlerdi.
bireysel özgürlük denilmiş. Bireysel özgürlük ortak bir irade olarak değerlendirilemez. Yani toplum sözleşmesini ortaya koyan bir süreç olarak, bunu ortaya çıkaran bir süreç olarak değerlendirilemez. Teokrasi ise din bilim anlamına gelmekte. Onun da toplumsal sözleşmeyle bir ilgisi yok. Bu yüzden A şıkkı, ortak irade, doğru cevabımız. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır? A. İrade, ahlak felsefesinin kavramıdır. Hukuk, siyaset felsefesinin kavramı. Güzel, sanat felsefesinin kavramı. Estetik obje, sanat felsefesinin kavramı. Doğru, bilgi felsefesinin kavramı olarak karşımıza çıkmakta. 13. soruya baktığımızda estetik güzelliği konu edinir. Grekçe estesis sözcüğünden gelmektedir. Estetiği felsefe dalı haline getiren 18. yüzyılda yaşayan filozof kimdir diye sorulmuş. Evet, estetik sözcüğünü ilk kez kullanan ve bunu bir felsefi disiplin haline getiren kişi arkadaşlar E şıkkı Baumgarten. Plotinos, Platon ve Aristoteles zaten ilk çağda yaşamışlar. Yani 18. yüzyıldan çok önceleri. Croce 20. yüzyılda yaşamış. 14. Aşağıdaki eserlerden hangisi distopya, yani korku ütopyasıdır? Platon'un Devleti. Biliyorsunuz Platon'un Devleti eşitliği temel alan bir devlet sistemini öngörmüş. Toplumu 3 sınıfa ayırmış. Yöneticiler, askerler, bekçiler, koruyucular ve çiftçiler, köylüler, zanaatkarlar sınıfı olmak üzere. Ama bunların arasında yaşam standartları anlamında bir fark yoktur. En iyi yönetici de filozof, kraldır. Çünkü filozoflar her şeyin en iyisini bilirler. Thomas More'un Ütopyası yazıldığı dönemde çok yankı uyandırmış, sevilen bir eser olmuş. Bundan sonra bütün yazılan eserler Ütopya adıyla anılmış. Ada devleti, paranın olmadığı, özel mülkiyetin olmadığı bir sistemi öngörmüş. Sosyalist bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Campanella'nın Güneş Ülkesi yine eşitliği temel alan bir sistem ortaya koymuş. Başa gelen kişi rahip filozoflardır. Bunun dışında felsefede ve bilimde çok ilerlemiş bir toplumu öngörmektedir. George Orwell'ın 1984'ü ise korku ütopyası olarak adlandırılır. Çünkü George Orwell İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşamıştır ve bu eseri yazmıştır. O dönemde yaşadığı olaylar, ileride meydana gelebilecek durumları bir anlamda onun gözünde canlandırmış ve böyle bir öngörüde bulunmuştur. 1984 adlı eserinde insanların baskıcı yönetimler altında ezildiği bir sistemi tarif eder. Dünya 3 kutba ayrılmıştır ve bunlar arasında sürekli savaş çıkma tehdidi vardır. Bu tehdit yöneticilerin de kendi ülkeleri üzerinde baskı kurmasını kolaylaştırmaktadır. İnsanlar her yerde izlenir. Büyük ağabey sizi gözetliyor sloganı her yerde asılıdır. Düşünce suçları vardır. Bu yüzden distopya örneği olarak George Orwell'ın ütopyasını ifade edebiliriz. Farabi'nin Erdemli Şehri ise insanların erdemli olduğu, yöneticinin mükemmel bir yönetici olduğu bir sistemi öngörmektedir. 15. Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden değildir diye sorulmuş. A. Estetik bir kaygıyla yapılır. Sanat eserinin özelliğidir. Güzeli ortaya koymayı amaçlar. Bu da sanat eserinin özelliğidir. C. Yarar amacı taşır demiş. Bu arkadaşlar sanat eserinin özelliği değil. Çünkü sanatta yarar söz konusu olamaz. Amaç sadece güzeli ortaya koymaktır. Yarar amacı taşımak zanaatın işidir. Subjektif olması, yani öznel olması, öznel dediğimizde kişinin, yani sanatçının kendi duygu ve düşüncelerini yansıtması anlamına gelir. Özgündür, daha önceden yapılan eserlere benzemez, tamamen fikir sanatçının kendisine aittir. Bu yüzden doğru cevabımız, yani sanat eserinin özelliği olmayan seçenek C şıkkı, yarar amacı taşır. Evet. 16. soru. İnsanın doğadaki ve sanattaki güzelliği fark edebilmesi için az ya da çok sanat eğitiminden geçmesi gerektiğini düşünen, biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti sözünü söylemiş olan düşünür kimdir? Bunun cevabı arkadaşlar Delacroix. Çünkü Delacroix estetik sujenin
güzelliğin kaynağı olduğunu ifade eder. Bu felsefedeki önemli sorulardan bir tanesidir. Güzelliğin kaynağı estetik obje midir yoksa estetik suje midir diye sorduğumuzda Delacroix bunu estetik suje, yani sanat eserini inceleyen kişinin duygularının önemli olduğunu ifade etmektedir. 17. soruya bakalım. Sanatçı doğayı yansıtır. Güzellik matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır demiş. Yukarıdaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? Plotinos'a ait değil, tanrısal aklın ışığının evrendeki yansımasıdır şeklinde Plotinos ifade ediyor. Schopenhauer'a geldiğimizde güzellik mutlak istencin kendisini dışlaştırmasıdır diye ifade etmiş. Schiller'e baktığımızda sanat oyundur diyor. Croce sanat yaratmadır diyor. İçlerinde Aristoteles sanatçı doğayı yansıtır, sanat bir taklittir demektedir. Ve sanat eseri çevremizdeki nesnelere benzediği ölçüde, onlar gibi orantılı olduğu ölçüde güzeldir şeklinde görüşünü ifade etmekte. Zaten ahlak felsefesinde de iyi nedir başlıklı soruya verdiği yanıt, doğru orantıyı yakalamak, orta yolu bulmak şeklinde cevap vermekteydi. Evet, 18. sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi işitsel ve görsel, yani karma sanatlara örnek olarak verilebilir demiş. Resim görsel sanattır arkadaşlar. Müzik işitsel sanattır. Heykel görsel sanattır. Grafik görsel sanattır. Ama sinema hem görsel hem de işitsel sanattır. İki yönlü olarak insanlara hitap etmektedir. Felsefi bir metin analiz edilirken aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramak gerekmez diye sorulmuş. A. Metin okuyucuda hangi duyguları uyandırmaktadır? Metni analiz ederken okuyucuları düşünmek durumunda değiliz. Biz metnin içeriğini araştırıyoruz, metni analiz ediyoruz. O yüzden onu okuyan kişilerin ne tür duygular yaşayacağı bizim konumuz değildir arkadaşlar. A şıkkı doğru cevabımız. Metinde hangi felsefi kavramlar geçmektedir diye sorulmuş. Metni anlamak için kavramları bilmek çok önemli. Metinde hangi felsefi problem veya problemler ele alınmaktadır? Bu da zaten ana fikri belirlemekte. Bu anlamda önemli. Felsefi probleme veya problemlere filozofun bakış açısı nasıldır? Tabii ki burada filozofun görüşünü biz göz önünde bulunduracağız. Bunu da bilmek durumundayız. Kullanılan kavramlar ve savunulan görüşler güncel sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi için nasıl bir katkı sunabilir? Bu da felsefi metin analiz edilirken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. 20. soru. Herhangi bir konuda kişisel görüş ve düşüncelerin dile getirildiği yazılardır. Üslup ve içerik bakımından oldukça özgür metinlerdir. Bunların hiçbir sınırlaması yoktur. Amaç okuyucunun anlatılanlar çerçevesinde düşünmesini sağlamaktır. En önemli özelliği ise yazarın kendisiyle konuşur gibi yazmasıdır. Yazar oldukça içten bir şekilde fikirlerini yorumlayarak ortaya koymaktadır. Yukarıda noktalı bölüme aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir diye sorulmuş. Burada doğru cevabımızı arkadaşlar B şıkkı, yani deneme olacak. Çünkü denemeler tamamen filozofun kendi görüşlerini ortaya koyduğu, üslup konusunda bir sınırlamanın olmadığı özgür metinlerdir. Kendisiyle konuşur gibi yazılarını yazar, yeri geldiğinde tartışır ve fikirlerini yorumlayarak ortaya koyar. Romana geldiğimizde arkadaşlar, roman kurgusal uzun insan deneyimlerini bir olay örgüsü içinde aktaran kitaplar. Hikayeye geldiğimizde hikaye bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması. Tartışmaya geldiğimizde karşıt düşünceleri öne sürme şeklindeki yazılar olarak karşımıza çıkıyor. Görüş zaten bir metin şekli değil, bireysel düşünceleri yansıtmakta. Bu yüzden bizim doğru cevabımız B şıkkı, yani deneme olarak gerçekleşmiştir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım sizler için oldukça faydalı bir video olmuştur. Sınavınızda başarılar dilerim.